Reşi On The Way kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni rotalarımızla karşınızdayız. Bu sefer Mersin'deki en güzel antik kentlerden bir tanesi olan Kanlı Divane'ye geldik. Şu anda Ayaş bölgesindeyiz. Yoldan yaklaşık 3 kilometre içeride, zaten tabelalarda da gösteriyor, bir antik kent var arkadaşlar. Burası antik kent, bu bahsettiğimiz antik kent Kanlı Divane. Yani aslında adını bu bölgede bulunan kızıl kayalardan alan ve divan toplantılarının yapıldığı yer olmasından dolayı da Kanlı Divane adı verilen bu antik kent aslında burada bulunan devasa bir obruğun kenarına kurulan bir antik kenti işaret ediyor. Milattan önce 3. yüzyıldan milattan sonra 7. yüzyıla kadar geniş bir alanda Helenistik döneme ait eserler yer alıyor. Burası dediğim gibi bir erken Roma, aslında bir Helenistik medeniyetin kalıntılarını taşıyan bir yer. Önemli bir alan çünkü zaten Mersin'de Silifke arasındaki bölgede onlarca antik kent var. Bu da onlardan bir tanesi. Birazdan ufak ufak size detayları anlatmaya devam edeceğim. Şimdi artık görüntülerle devam edelim. Şimdi bu bölgede birçok eser var arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz aslında buradaki en çok ayakta kalan eserlerden bir tanesi. Bir de bakın arkada obruğun karşı tarafında da bir tane var. Bu Helenistik Kule. Hatırlarsanız uzunca burçta da ben Helenistik Kule'yi size anlatmıştım. Helenistik Kule'nin olayı yani bu bölgedeki işte askeri ve savunma amaçlı kullanılan kule. Bir savaş ya da bir sıkıntı olduğu zaman da halk da bu kulelerin içine sığınıyormuş. Ama bunun tabii yarısı falan yıkılmış. Uzunca burçtaki kadar sağlam değil. Onun dışında birçok kilise de var. Bakın şurada bir kilise kalıntısı var. Şurada bir sarayın zaten diğer o aristokratların yaşadıkları yerin bir kalıntısı var. Çok geniş bir alan. O yüzden hani yavaş yavaş size gördükçe anlatmaya devam edeceğim. Bu kısım, şimdi bu kısım zeytinyağı üretimi için de çok önemli arkadaşlar. Kanlı Divane bu bölgedeki en ünlü zeytinyağı üreticilerinin olduğu yerlerden bir tanesiymiş. Mesela şu arkamda gördüğünüz kalıntıların hepsi zeytinyağı üretim odaları diyebiliriz ya da imalathaneler diyebiliriz. Bu bölgeden bütün Kilikya medeniyetlerine ve diğer antik kentlere de zeytinyağı ihracatı yapılıyormuş. O yüzden çok önemli. Bir de çok ilginç bir şey. Bakın şurada şöyle bir şey göstereyim size. Şu anda birçok mezarla da iç içe. Hem nekropol alan da var ileride, küçük bir tane. Böyle aristokratların mezarları da var. Hem de bu şekilde bir bizim sonraki dönemlerde yapılmış rezmezarlar da var. Muhtemelen bu köy civarında yaşayan insanların mezarlığı böyle karmaşık bir hale gelmiş. Maalesef zaten buradaki antik kentte de taşlar, her şey alınmış, götürülmüş. Zaten anlıyorsunuz arkadaşlar birçok şeyin, yani taşlar çalınmış, kendi evlerinde kullanmışlar. Bu Mersin'deki antik kentlerin çoğunun kaderi böyle maalesef. Ondan sonra işte ilerideki yine aristokratların mezarı var yukarı kısımda. Oraya kadar bu yoldan devam ediyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir antik kent. Karşıda manastır var. Şimdi oraya doğru zaten devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bu antik kente dediğim gibi birçok şey var. Arkada agorası var. Hatta 15. yüzyıldan sonra Osmanlılar buraya yerleşince artık Türkmen köyleri buraya kendi evlerini de kurmuşlar. Şu anda bakın aşağıda size çok ilginç bir şey göstereceğim. Hemen cennet cehennem gibi devasa bir obruk var bakın aşağıda. Hemen kenarlarında şu karşıda gördüğünüzde bir adam kayalardaki işte dağ taşı artık oyarak böyle kendi tanrılarını ya da kendi kraliyet ailesinin heykellerini de çizmişler. Karşıda gördüğünüz yer burayı gösteriyor arkadaşlar. Bu gezerken bu detaylara da bakmanızı öneririm. Çok ilginç eserler karşınıza çıkabiliyor. Bakın bahsettiğim zeytinyağı değirmenlerinden bir tanesi de burası. Arkadaki gördüğünüz kuyularda zeytinyağlar çıkarıldıktan sonra bekletme yerleri. Burada da zeytini işleyip bu şekilde ihraç ediyorlarmış tüm dünyaya diyorlar. Ama bu bölgedeki Kilikya medeniyetlerinden bahsediyorum. Şimdi devam edelim. Bakalım şu karşıdaki manastıra gideceğiz. Orası büyük kilise diye geçiyor. Oraya doğru devam ediyoruz. Burası da büyük kilise arkadaşlar. Bakın burada zaten pek çok ufak şapel ve kiliseler var ama en büyüğü bu. Yine obruğun hemen kenarında duruyor. Şu anda gördüğünüz iç mekan sadece dış duvarları kalmış. Tepesi tabii ki yıkılmış zamanla. Yani bahsettiğimiz eserler 2000 yıldan fazla ayakta durdukları için bu şekilde şu anda gezdiğiniz zaman bunun kısımları görüyorsunuz. Yani Mersin'de dediğim gibi o kadar çok antik kent var ki çok da bilmiyor. Bu açıdan da yine obruğu görebiliyorsunuz.
Şimdi arkadaşlar buradaki en önemli eserlerden bir tanesi de 3 ayak mezar anıtı. Zaten neden 3 ayak anıt mezarı? Bakın karşımda gördüğünüz anıt mezarın 3 tane sütun üzerinde duruyor. Burası Kilikya mimarisini en güzel şekilde sergilen yerlerden bir tanesi. Bu bahsettiğimiz Kanitenis, yani kanlı divane bölgesi, aslında bir de nekropol alan. Burada birçok lahit, birçok anıt mezar da var. Bunlardan iki tanesi en görkemli bir şekilde zaten sizi karşılıyor. Birisi bu, diğerine geçeceğiz. Şu an 6.5 olmasına rağmen inanılmaz bir sıcak var arkadaşlar. O yüzden biraz böyle artık tar içindeyim. Kusura bakmayın onunla ilgili. Şu anda dediğim gibi bakın Mirkan, benim ilk kuzenimin tuttuğu üç ayaklardan bir tanesi. Burası bir anıt mezar. Maalesef hepsi patlatılmış. İçindeki bütün eserler çıkarılmış. Artık define avcıları mı yapmış, müzeciler mi yapmış ama bilmiyoruz, ama genellikle bir köşeleri patlatılmış olan, içindeki işte eşyaları alınmış olanlar genellikle define avcılarının yaptığı zarar oluyor. Bunu zaten geçen hafta Truva Müzesi'nde de görmüştük. Şu anda dediğim gibi anıt mezardan kalanlar bu kadar. Şimdi de diğerine geçeceğiz. Şimdi sizi daha farklı bir yere getirdim arkadaşlar. Şu anda arkamda gördüğünüz yer bir köy evi. Yani şöyle oluyor. Aslında bunlar antik dönemde yapılan zeytinyağı işletmeleri ama sonraki dönemlerde 15. yüzyılda Türkmenler artık bu bölgeye gelince artık geleneksel köy evleri inşa ediyorlar. Zaten buranın tabelasında böyle bir şey yazıyor. Geleneksel köy evi diye yazıyor. Şimdi ben kamerayı çevireyim. Göreceksiniz zaten içerideki düzenlemeyi. Bakın gördüğünüz gibi burada da yine bir zeytinyağı işleme için eski değirmenlerden bir tanesi var. Birkaç tane görmüştük zaten alanda. Ve bu alanda şu anda geleneksel köy evi gibi anlatılıyor. Sırada bu bölgedeki, yani Kanitenis bölgesindeki en görkemli anıt mezar var arkadaşlar. Bakın arkamda gördüğünüz anıt mezar Aba ve eşi Arios için onların adını yaptırılan bir anıt mezar. Bu arkeolojik kazılarda kapıdaki yazıtta anlaşılan bir bilgiydi. Bu bölgedeki en tepedeki kısımda bulunuyor. Zaten en iyi korunmuş kapalı eser de bu. Arkamda gördüğünüz kısım. Zaten bundan sonra da artık yıkışa doğru devam edebilirsiniz. Antik kenti göreceğiniz son eser de burası. Ve Aba'nın mezarından size veda ediyorum arkadaşlar. Kanlı Divane'yi gezdik. Size bu muhteşem antik kenti anlattım. Maalesef yer üstünde çok bir şey kalmamış. Yani bu gördüğünüz taş yığınından başka, maalesef öyle söylüyoruz. Çünkü içindeki bütün değerli eserler ya çalınmış, ya kaçırılmış, ya patlatılmış ya da bir yerlerde artık sergileniyor. Onun dışında buradan sonraki durağımız da Adam Kayaları olacak. Benimle kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.